Merhabalar efendim. Bugün sıcak bir sohbet sizleri bekliyor. Olabildiğince sıcak olacak. Bunun kefili ben değilim. Çok sevgili misafirim. Doktor Mustafa Merter'le beraber olacağız. Yeni çıkan kitabı vesilesiyle tekrar yeniden buluştuk. Doktor Mustafa Merter bir psikiyatrist. Aynı zamanda Türkiye'de ben ötesi psikoloji kavramını da başlatan ve bunun eğitimini veren özel bir bilim adamı, düşünce insanı. 900 katlı insan kitabıyla modern psikolojinin aslında insanı ıskaladığını, insanın sadece bir katında dolanıp durduğunu, insanın Kur'an'ın vahyin işaret ettiği boyutlarını bütünüyle unuttuğunu bize hatırlattı ve derken aradan geçen zaman içinde karşımıza Kur'ani, tasavvufi, tasavvufun kavramlarını genel düşünce içine alan bir kitapla, aynı zamanda çerçeveyi değiştirecek bir çalışmayla karşımıza çıktı. Elimizde Nefis Psikolojisi, Nefs Psikolojisi kitabı ve aynı zamanda Rüyaların Dili alt başlığıyla bizi çok heyecanlı bir gündeme çağırıyor. Bugün onu konuşacağız. Hazırsanız ben ilk sorumla hoş geldiniz diyerek hoş bulduk efendim. Merter'e. Efendim 900 katlı insanla başlayalım. Evet. Bu kitabın başlığı da psikolojinin üçüncü boyutu. Evet. Demek elde iki boyutlu bir şey var. Evet. Bizim bildiğimiz. Üçüncü boyutu görmeyince iki boyut pek işe yaramıyor galiba. Ya da yarıyor da çok mu kafa karıştırıyor? Çok mu? Bir batılı psikolog, biz insanı şimdiye kadar yarısını anladık diyor. Belden aşağısını anladık diyor. Ama artık insanın diyor öbür yarısını da anlama zaman geldi. O zaman bir dakika. Buna yarı demek doğru mu yani? Asli yarısı insanın. Yani gölge varlığı. Hazreti Mevlana'mız Mesnevi Şerif'inde insandan gölge varlık diye bahseder. Asıl insana, insanın aslına, hakikatine, insanın Hazreti İnsan yönüne yönelen bir psikoloji aslında olması gereken psikolojidir. Gölge olarak insanı kabul edersek hiçbir zaman insanı tam manasıyla anlayamayız. Biz insan diye gördüğümüz insanın kendisi değil, gölgesidir anlamında mı söylüyorsunuz? Büyük oranda böyledir. Çünkü insan ilişkilerinde yine Cenab-ı Pir Hazreti Mevlana başkalarında gördüğün kusurlar senin kusurlarındır der. Bu cümle üzerine derinliğine tefekkür ettiğimizi düşündüğümüz zaman aslında görmenin gerek insanı gerek tabiat ilişkilerinde yani bizim nazarla bakışımızda içimizden bir şeyleri karşı tarafa yansıtarak gördüğümüz gerçeği ortaya çıkıyor. Evet. Yani kusur görmek mesela, birisinin kusuru üzerinde ısrar etmek aslında kendi içimizdeki o yönü başkasının üzerine yansıtmak demek. O zaman, da evet. Ne yapıyorum? O karşımdaki insan zulmediyorum. Zaleme mastarı gölge demektir. Yani onun üzerine bir gölge yansıtıyorum. Dolayısıyla bu tarz bir ilişkide, yani gölgelerin muhabbetinde insan birbirini karşı karşıya gölgeleyerek birbirine zulmediyor. Peki alternatifi nedir? Bakın psikolojide ne söylüyorsak, evet. Yeni psikolojide ne söylüyorsak Kur'an-ı Kerim ayetlerine, hadis-i şeriflere ve onların açıklaması olan tasavvuf büyüklerinin sözlerine dayanarak söylememiz lazım. Şimdiye kadar psikoloji ilmi biraz spekülatif bir ilimdi. Yani uyduruk. Kalktılar, biz dediler işte bir şeyler bulduk, hiçbir ilahi kaynağı. Zaten vahiy müessesesinden kopmuş, diniyle kavgalı bir Avrupa. Spekülatif, uyduruk bir psikoloji ilmi olmuş. Ama mesela söylediğim, biraz evvel söylediğim
min, hadis-i şeriflerden hareket ederek, peki affedersiniz, madem biz ilişki kurduğumuz zaman çoğu insan, zat-ı âlinizi tenzih ederim, gölgelerimizi yansıtarak ilişki kuruyoruz. E peki bunun alternatifi nedir? Mümin, mümin aynasıdır. Evet. Hep o geldi aklıma gerçekten. Değil mi? Bunu anlatırken. Değil mi? Ha o zaman demek ki başka bir ilişki kategorisi de var. Ama orada mümin olmak, sadece inanan değil, onun ötesinde mümin, Allah'ın mümin isminin tecellisi olmak başka bir şey. İlk bu, mümin Allah ise, biz önce Allah'a aynayız, sonra onun sayesinde mümin isek birbirimize aynayız. Eyvallah. Aynalıktan çıkardığımız zaman birbirimizi birbirimize gölge ediyoruz. Aynen. Yani aynen. Kur'an'ın tabiriyle zulmediyoruz. Aynen. Bu zulüm aynen. Yeni bir anlam kazandı şimdi dünyamızda. Tabii. O halde benim bu kitaba başlarken 900 katlı insanı okurken ilk sayfalarda hissettiğimi siz ne zaman hissettiniz? Benim hissettiğim şu, korkunç bir kazık yemiş olma duygusu. Eyvah! Ömrümün yarısından fazlası geçti görünen o, 50 yaşındayım. Estağfurullah. Boşa geçti. Nasıl kandırıldık ve biz nasıl bu tek katta oyalanıyoruz? Siz bana hissettirdiğinize göre, ben ayna olarak bakıyorum size. Siz ne zaman hissettiniz o duyguyu? Kandırıldığımız. Şimdi olayın iki boyutu var. Sadece biz kandırılmadık, kendileri de kandılar. Ha, eyvallah. Doğru. Yani sonuçta bu bir... bir medeniyet hareketi çerçevesinde tarih boyunca bir eşe benzeri olmuyor. Çünkü psikoloji ilmine benzer bir ilim yok tarih boyunca. Kimya var, cebir var, efendim, şu var, bu var. Bir 300 yıl falan bir tarihi var. Efendim? 300 yıl yok galiba tarihi. 250 yıl falan bir tarihi var. Avrupa'daki, Avrupa insanının dininle kavgası artık ümitsiz bir hale geldikten sonra. Yani biliyorsunuz işte protestanlık, efendim şey, Rönesans, reform, sonra kiliseyi ıslah etme çabaları, protestanlığın zuhuru ama artık tamamen dinden ümidini kestikten sonra, çünkü vahiy mesajından kopmuş bir dinden kurtuluş ümidini yitiren Avrupa insanı ne yapıyor? Kendi aklına güvenerek insan nedir? Çünkü din aslında psikolojidir. Din psikolojidir. Eyvallah. Din neye, ne yapar? Yani fonksiyonel olarak, işlevsel olarak din insanı rahatlatır. La havfün aleyhüm ve lahüm yahsinûn. Ne korkarlar ne mahzun olurlar. Dolayısıyla rahatlamak için, felaha, yarıp geçme manasında ermek için aklını kullanarak Batı insanı ne yapıyor? Bir çıkış yolu arıyor psikoloji vasıtasıyla. Ama bunu yaparken diniyle kavgalı olduğu için ve o çağın gerektirdiği işte ampirizm, yani her şey laboratuvarda biter, materyalizm, efendime söyleyeyim işte ilahi boyutu olmayan insan gibi bazı o düşünce akımının tesiriyle eldeki vahiy kaynaklarına, kendi dinlerine de hiçbir şekilde müracaat etmeden bir teori oluşturuyorlar. Ve bu teori tamamen spekülasyonlar üzerine. Mesela en büyük spekülasyon ve insana yapılmış en büyük hakaret, ki bundan tüm bir medeniyet doğmuş. Medeniyet akımı doğmuş. Şu anda biz tüketim toplumu içinde bütün bu rezaletleri yaşıyorsak, evet. Abi insan aslı kötüdür diyorlar. Zaten Hristiyanlıkta bir ilk günah kavramı var. Yani insan damgalı. Öyle şey olur mu? Ah seni takvim yarattık biz insanı diyor. Zaten damgalı olan İnsan, aynı zamanda bir de psikologların yaptıkları sözlü araştırmalara göre bir de aslı kötü, aslı sapık. Bununla neyin içinden çıkmaya çalıştılar? Abi işte bir çıkmaya çalışma derken insanın içinde sapık yönü, insanın yerinde kötü yön yok mu? Sadece orayı gördükleri için. Hı hı. Halbuki din bize neyi gösteriyor? Yahu diyor, tamam diyor, sen diyor en güzel şekilde yaratıldın. Ama sonra diyor biz seni yavaş yavaş aşağıların aşağısına indirdik diyor. E bu mesajı biz nereden alıyoruz? Vahiden. Hazreti Mevlana'mızın 900 katlı o beyitlerinde
O senin varlığın 900 kattır diyor. Yani hep bir müjde var. Hep bir mübeşşirat var. Sen bu dünyaya ait değilsin. Çık bu kuyudan kurtul. Senin için varoluş potansiyelleri, sonsuz bir varoluş potansiyeli duruyor önünde. Eğer şunları şunları yaparsan yükselirsin diye bu dinin bize verdiği, telkin ettiği mesajlar bunlar. Dinin ve tasavvufun. E bu bilinmedikten sonra ne yapıyor insan? Bu şeyde, bataklıkta ki yani nefs, insanın nefsindeki bataklık mecazı kullanıyor. İşte oradaki kertenkelelere, oradaki kurbağalara, oradaki yılanlara makyaj yapıyor. Onları güzelleştiriyor. Baba ben sadece bataklık, tamam içimde bataklık var. Seni tezih ederim de benim içimde o bataklık var. Ama biz bataklık ötesi bir varlığız. Bende de var. Biz yükseklere uçabilen bir varlığız. O zaman ilk sahnede iblisin baktığı yerde. Aynen. Yani alt bilinç düşü değil. Eyvallah. Adem'in çamurunu, toprağını görüyor. Evet, evet. Meleklerin gördüğünü, Allah'ın gör dediğini göremiyor. Eyvallah. Hazreti insan cevherini göremiyor. Göremiyor. Ve ne yapıyor orada? İşte düzeltmeye çalışırken psikoterapiyle. İşte dediğim gibi oradaki mahlukata makyaj yapıyor. Bir şey sorayım. Bu biraz da sır olacak. Estağfurullah. Freud'la anıyoruz psikolojiyi. Yani birçok çözümlemeleri, bilinçaltını, id'i, egoyu o kurmuş. Sizin çalışmalarınızda Freud'u tümden ret yok. Yani haklı olduğu yerler de var diyorsunuz. Keza Jung da aynı şekilde. O temeller üzerinde onların haklı olduğu yerleri de görüyorsunuz. Şimdi ilim müminin malıdır. Çin'de evet. Bile olsa. Yani bir şekilde bir ömür boyu insanı anlamaya gayret eden bir insan hep mi yanlış gördü? Doğru hiçbir şey görmedi mi? Ama aklı selimimizi kullanarak, tefrik ederek, bak doğrusu budur, yanlışı budur. Mesela Freud'un aslında kendisi çıkartmamıştır ama o en fazla ondan zuhur eder. Bilinç dışı kavramı. Yani şuur dışı kavramı. Bu önemli bir kavramdır. Bu subconscious dediğimiz şey mi? Subconscious dediğimiz işte bilinç dışı, şuur dışı kavramı. Bu çok önemli bir şey. Yani işte zat-ı âlinle biz şimdi şu anda burada bu mülakatı yaparken yine sizde yoktur da benim içimdeki... Vardır ya, olmazsa. Neyse, evet. Bizim içimizde paralel bir komünikasyon daha gidiyor. Evet. Biz buna iletişim arası iletişim, metakomünikasyon diyoruz. O alt katlardaki işte efendim bir sürü böyle mübarek, onlar da devrede. Onlar da birbirlerine bir şey söylüyorlar. Evet, doğru. Bunu nereden biliyorsun? Ya nasıl bilmem baba? Git bir maça, maç sonrası olup bitene baksa. Halim Selim bir adamcağız geliyor oraya. Abi adam canavar kesiliyor. Bu canavar nereden çıktı? Metakomünikasyondan çıktı. Hayır, ya hepimizin içinde potansiyel olarak... Bilinçli olarak bilmediğimiz, uyuyan bazı menfi yönlerimiz var. Siz kredi kartlı borçları. Hayvan diyordunuz, beygir diyordunuz. Mahsur var mı? Ya diyebiliriz yani ama hayvanlara hakaret olur. Yani bütün hayvanları tenzih ederim. Hayvanın hayvanlığı adamlığıdır. Yani ona laf yok. Yani insan iken hayvan olmak. Eyvallah. Hayvanlıktır. Yani biz bir param patlamaya hazır bir potansiyeli derunumuzda menfi açıdan evet. Taşıyarak var oluyoruz. İşte öfke patlamaları, kredi kartı borçları, efendime söyleyeyim pseudo maneviyat hareketleri vesaire. Yani şöyle bir ampul takacak olsak bu potansiyeli gösterecek hepimizin başına. Abi rengarenk ışıklarla biz dolaşırdık. İçimizdeki deliliği gösterecek. Sen de yine yoktur. Kafayı versin. Böyle kafada bir ampulle dalaştığını düşünüyorum. Görünmüyor zaten. Efendim? Yani senin oradan bakınca bende görünmez o. Bende bakınca görünmüyor. Estağfurullah canım. Umre'de onu fark ettim. Settar evet. isminin çok müthiş bir güzelliğini, tecellisini fark ettim. Tavaf ediyoruz. Dedim ki yanındaki kardeşe bak dedim burada herkes melek gibi. Yani bu insanların seyredişi bile seyredenlere sevap kazandırıyor. Eyvallah. Fakat burada günahını en çok bildiğin adam kim? Tara bakalım. Başkasında görüyor musun? Bir şey görmüyorsun. Kendinde görüyorsun. Ben de beni biliyorum.
Allah'tan ki Allah kendi gördüğünü bize göstermiyor. Birbirimize göstermiyor. Orada bir setr var söz konusu. Yoksa Allah'ın gördüğünü birbirimizde görecek olsaydık kimse kimseye kardeş, eş, dost, yoldaş, arkadaş olamazdı. Tabii şimdi bunda bir başka yönü daha var. Evet. İnsanın menfi yönlerinden konuştuk. O şuur altı, şuur dışındaki, içimizdeki canavarlar, yani hayvanlar vesaire dedik. Ama Freud insanın, dediniz burada Freud'un tabii, keşfi Freud'un, yani, doğru mu? Yani insanın bir çok güçlü bir şuur dışı potansiyeli var, evet, demesi ve şuur dışını da ispatlaması, kanıtlaması Freud'un getirilerinden bir tanesidir. Ondan sonra Jung devreye giriyor. Hı-hı. Bu kitapta işte Jung'u da biraz ele aldık. Evet. Jung çok ilginç bir şey yapıyor. Şeyi düşünün. Sen böyle mecaz olarak şu oturduğumuz katı düşün ve bu katın altında da böyle bir merdivenle mahzenleri düşün. Yerebatan Sarayı gibi. Evet. Şimdi Freud o Yerebatan Sarayı'nı bilim olarak yazıyor. İşte insanın altında şöyle bir bilinç dışı vardır. İşte orada şöyle menfi potansiyeller vardır falan diyor. Jung oraya iniyor. Dante'nin cehenneme inmesi gibi. Schiller'in Faust'u gibi. Jung kendi aktif hayal kurmalarıyla, rüya yorumlarıyla o cehenneme iniyor. Çok insan, birçok insan oraya inmeye cesaret etmiştir, delirmiştir, psikoza girmiştir. Ama Jung iniyor. İniyor ve küçük psikotik bazı belirtiler gösterse de orada yaşantılarını Kırmızı Kitap diye bir kitapta yayınlıyor. Bu kitabın yayınlanmasını, daha doğrusu yayınlamıyor da yazıyor ve yasaklıyor. Diyor ki bu kitabı yayınlamayın diyor. Ta ki 2009 senesinde aile diyorlar ki ya bunu artık yayınlayalım ve kitap yayınlanıyor. Burada da şunu görüyoruz. O alt alemin mantığını görüyoruz. O alt alemdeki şeytanın bizim üzerimize kullandığı stratejileri görüyoruz. Bak bu çok önemli. Hangi dezenformasyon taktiğini uygulayarak şeytan bizi kandırıyor. Bu kitap, Kırmızı Kitap. Detaylar var burada. Tabii. Bütün detaylar orada. Arketipler kuruyor. O arketipler başka bir şey. Evet. Bu başka, Jung'un burada anlattığı şeyler, yani okuyucu tabii okuduğu zaman anlayacak. Mesela şeytan değişik kisvelerle, değişik rollerle Jung'un karşısına çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi işte fettan bir kadın. Bir tanesi bir bilge adam. Bir tanesi Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi çıkıyor. Yani evet, şey olarak çıkıyor, sembol olarak orada. Efendim sarıklı bir Türk şeklinde Jung'un karşısına çıkıyor. Sarıklı Türk Jung'u İslam'a davet ediyor. Yok diyor, sen bana ne diyor şey yapıyorsun diyor. Neyi vaat ediyorsun diyor. Çok eşliliği mi vaat ediyorsun diyor. Ve hidayet kapısını kapatıyor. Strateji çok önemli. Nasıl biz içimizdeki o derunumuzda yatan o menfi güce, işte ana şeytan diyelim artık, ne diyelim, ne diyecekse, nasıl bizimle şey yapıyor? Diyalog. Nasıl kandırıyor bizi? Bu çok ibret alacak şeyler var orada. Bilgiler büyük var. Cesaret işi herhalde aşağı doğru inmek. O çok büyük cesaret işi. Evet. Çok büyük. Bunun tabi tasavvufi seyri sülükte çiledeki karşılığını sormak istiyorum. Eyvallah. Ve bu Jung'un kendi içinde eğilerek gerçekleştirdiği şey belli ki İslami öğretinin içinde var. Öteden beri var. İnsanın kendi kötüsüyle tanışmasını belli ki Rabbimiz de istiyor. Şimdi bir kere nefs tezkiyesi, nefs temizliği dediğimiz zaman işte o alt alemin, nefsi emmarenin ve nefsi emmanen, yani esfele safiliğin dediğimiz aşağıların aşağısı alemin temizlenmesi söz konusudur. Ondan sonra da kalp tasfiyesi gelir. Kalp tasfiyesi de, çünkü o bütün onlar kalbi örter. İnsan iki kutuplu bir varlıktır. Bir rasyonel aklı vardır. Bu rasyonel akılla dünyayı bir şekilde analiz ederiz, anlarız. Ama bir de kalbi vardır.
Modern psikolojinin bilmediği gerçeklerden bir tanesi de insanın kalbi varlığıdır. İnsanın gönlüdür, bilmez.